Hilmi Uytun bizlerle birlikte, AFL Türkiye ve Bölgesi İcra Kurulu Başkanı. Sayın Uytun, hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk, merhabalar. Çok teşekkür ederiz efendim. Evet, değerlendirmeleri alıyoruz konuklarımızdan. Bu süreçte görüyoruz ki hareketli bir sektör, konut inşaat kısmı. Tabii bazı değişimler de geliyor, ihtiyaçlar da değişiyor. Buna yönelik de projelerde değişim gösteriyor, ama siz nasıl yorumlarsınız? Tabii bu pandemi hep gelen soru ne olacak? Ne olacağı biraz daha zor bir yerde. Ne olduğuna bakalım. Ne olduğuna baktığınızda iş çok farklı. Hani çok sert bir alışkanlık, beklenti değişimleri söz konusu. Uzun, yüksek binalar yerine daha fazla bir kalabalık, bir iki katlı ama daha tabiatın içinde hijyeni daha yüksek belirli anlamda tercihlerini kullanıyor. Yani eskiden daha çok böyle ortak alanlar, binanın dışı, semti göz önündeyken, özellikle pandemi sonrasında evin içinde algılanır olan değerler söz konusu. Yani algılayabildiğimiz ne? Ev konforlu mu? Ev estetik mi? Ev işlevsel mi? Tabii her gün eskiden böyle evde birkaç saat kalan bizler, şimdi bütün gün evde oturunca her şeyi sorgular hale geldik. Bu bence böyle devam edecek. Bu yeni bir normal. Gayrimenkul sektörü de bu yeni normale adapte olacak. Yani bir değişim var. Özellikle konsept anlamında. Sizlerin de buna yönelik çalışmaları var biliyoruz, ama bu konseptleri çok daha fazla göreceğiz mi? Vallahi bu çok 3 yıldır çok yoğun bir şekilde uğraşıyoruz biz bununla. Bizim böyle bir kataloğumuz var. O katalog içinden ürün seçmek her zaman için bir karmaşa. Orada ürünleri konseptleştirip böyle küçük ev, büyük ev, stili normal, klasikse, stili modernse, bu evlere nasıl ürünlerle hizmet edebiliriz ve konfor nasıl tanımlayabiliriz? Yani ev, mutfak daha konforlu, gardırop daha konforlu nasıl olur? Ya da gardırop daha işlevsel, mutfak, banyo daha işlevsel nasıl olur? Ve bu biraz böyle göreceli, kişisel değil de tam tersi evrensel bir matematiğe dayanır mı, evrensel bir şeye dayanır mı? Sanırım orada çok uzun çabalar sonunda çok doğru bir yere geldik. Anlattığımız şey çok karşılık buluyor. Özellikle son kullanıcı kesinlikle daha konfora, daha işleve çok prim veriyor. Ve müteahhit iş dostlarımız, iş ortaklarımızla hızla büyüyoruz. Ve bu böyle devam edecek. Şimdi yeni iki konseptimiz geliyor. Özellikle bu taş evlere yönelik bir konseptimiz geliyor. Ev çok küçükse, yani iki tane ev çok küçük olsun, tezgahı da küçük olsun. Siz tabii tezgaha baktığınızda küçük gözüküyor da o tezgah zaten daha da küçük. Onun üzerine su ısıtıcı konacak, tost makinesi konacak, hepten yer kalmıyor. Çekmecesi içinden istediğinizde açtığınız tezgaha eklenen bir ürün çıksa, o zaman tabii tüketicinin, kullanıcının tercihi o yöne doğru geçiyor. Bu en baştan yapılırsa çok kolay. Sonradan bu işler çok zor. Hani bir gardırobun yüksek olması, elbise yatacağınız yeri yüksek olması ya da ulaşılabilir olması, yere yakın depolamaların mutfakta, gardıropta, özellikle yani kilolu, beli dizi, hasta ya da engelli diyeyim, kişiler için daha da konforlu nasıl yapabiliriz? Ve bunu da hani 7'den 77'ye herkesin anladığı ortak bir dille nasıl anlatırız? Orada çok iyi gidiyoruz. Evet, birçok avantajı var. Az önce bahsettiğiniz gibi belki de 20 metrekarelik kullanacak bir alan, örnek vermek gerekirse 40 metrekareye kadar çıkabiliyor. Dolayısıyla projelerin baştan planlanması gerekiyor. Şimdi az önce de konuğumuzla da konuştuk. Yani şu süreçte konut alımı yapılıyor, yatırımlar gerçekleşiyor. Önümüzdeki dönemde de konut üreticileri yeni projelere adım atacak. Sizin bu noktada işbirliğiniz oluyor mu konut üreticileriyle birlikte? Olmaz mı? Daha proje ve tasarım aşamasında oluyor. Özellikle numune evlerde son tüketici ev bittiğinde ne olacağını eskiden çok daha az bakarken şimdi çok daha fazla bakıyor. Evin içinde ne bulacak? Ne kadar işlevsel, ne kadar konforlu, ne kadar benzersiz, ne kadar yeni teknolojileri içeriyor. Çünkü konut, yaşamın çoğu artık orada geçiyor. Bir de bu hani pandemi ne zaman biter? Yani pandemi benim algıladığım kadarıyla başladı, pek bir şey yok.
Bir de bu son 5 yıllık, 10 yıllık perspektifte baktığımızda kuş gribi, yok domuz gribi, SARS, sanırım buna alışmakla ilgili bir yere gidiyoruz. Bununla da ilgili biz kendimizi hem sorumlu hem de iş edindik. Yani biz ne yapabiliriz buna? Maskeli bir dünyada, hani herkesin maskesini taktığı bir dünyada en kritik yer kapı kolu. Herkes kapı koluyla mekana giriyor, çıkıyor, tuvalete ya da ofisine, fabrikasına. Ve kapı kolundan da çok kolay transfer oluyor bu virüs. Biz dedik ya bunu ne yapabiliriz, ne yapabiliriz? Pandemi döneminde çok derin araştırmalar yaptık. Ham maddesi Amerikan EPA onaylı ve mikrobu 10 saniyede insan sağlığına zarar vermez hale getiren ürünler geliştirdik. Bunu bütçelerine göre sınıflandırdık. Motorla açılan, elle açılan ya da dirsekle açılan gibi ya da ayakla kolayca açılan gibi. Ve orada da bu yeni normali hep beraber alışacağız. Yani çocuklarımızı aynı okula yani maskeli göndereceğiz ama kapının kolunu nasıl açacaklar? Ya da tuvaletteki musluğu el değmeden açması lazım. Sabunla el değmeden ulaşması lazım. Yani hem çalışanlarınıza hem müşterilerinize hem eğer hastaneyse hastalarınıza artık tüm dünya farklı bir sorumluluk taşıyor. Yani daha hijyen olmalıyız. Maske işin bir kısmı her kısmı değil. Maskeden sonraki konu kapının kolu ve el değmeden temassız ya da el değiyorsanız da bu defa da mikrobu barındırmayan ve bir süre değil böyle kaplamalı falan değil yaşam boyu barındırmayan. Orada bakırın bir özelliği olduğu için bakır bir alaşımla çözdük işi. Ben çok olumlu görüyorum. Peki birçok değişikliğe şahit olacağız. Konut üreticileri de bu işin içinde elbette sizlerin de çalışmalarıyla birlikte. Aslında bu bir konsept. Yavaş yavaş da sizler de bu merkezlerinizle birlikte Türkiye'ye yayma çabasındasınız yanılmıyorsam. İlk olarak İstanbul, İzmir, Bursa, Ankara ve Kayseri gibi bölgeler var ama şehirler var ama ne dersiniz? Ne kadarlık bir süreç bizi bekliyor bu türlü konseptlere alışmamız için? Ya bu cep telefonu da çok hızlı oldu biliyorsunuz. İnsanlar yeni bir kalite seviyesini algıladığında bir eskisini çok çabuk bırakıyor. Yani ben de öyle anlatıyorum. Hayata değen, algılanabilir bir değer ürettiğinizde iş çok değişiyor. Dünyadaki tüm şirketler fark yaratmakla fayda yaratmak arasında bazen kayboluyor. Yani anlattığınız şey anlaşılır mı? Gerçekten bir işe yarar mı? Yani hep bu örneği veriyorum ama bana çok tutarlı geliyor. Yani mutfakta zeytinyağın yeri çöp tenekesinin yanı değil. Bu da kadının kaderi değil. Yani buna doğru ürünü verirseniz çok kolay eğilmeden buna ulaşabiliyor. Ya da yani lazım olduğunda bir masayı açıp lazım olmadığında bir masayı kapattığınızda o zaman tabii hayata değen bir fark yaratıyorsunuz. Aynı metrekareyi farklı amaçlarla kullanabiliyorsunuz. Bunu gören bu defa konutta gayrimenkulde tercih sebebini bu tarafa kullanıyor. Ya bu böyle devam eder ve çok hızlı devam eder. Çünkü gerçekten de ömür çok kısa. Yani anlattığımız şeyler de uzaktan bakılınca çok böyle pahalı, ulaşılmaz gözüküyor. Halbuki hiç öyle değil. Konut fiyatının, biz öyle hizah ediyoruz. Konut fiyatının %2'si gibi çok ulaşılabilir bir yerde. Bütün bu ihtiyaçları hem işlevsel, hem estetik, hem konforlu hale getirip her yaştaki kullanıcıya tercih sebebi oluyoruz. Çok hızlı bir ürün bu. Yani ben seneye bugünlerde her yerde bulunur gibi geliyor bana. Aslında Sayın Uytun, tam ben soracaktım. Siz biraz bahsettiniz. Tabii ki bu türlü değişiklikler izleyicinin belki de kafasında şöyle bir soru getirebilir. Çok maliyetli olacak mı? Dolayısıyla konut fiyatlarına yansıyacak mı? Ne bekliyor bizi diyebilirler ama ne dersiniz buna yönelik? Bu da sonuçta yeni bir Çok teknoloji aslında, değil mi? Bir kısmı yeni, bir kısmı zaten vardı ama aynı evde hiçbir yerde dünyada yok. Biz bunu Türkiye'deki kafede ekibiyle geliştirdik ve bu yani öyle bir şey ki çok kolay algılıyorsunuz. Günün sonunda mutfaktaki uyumu, yani kapının koluyla, mutfağın kulbuyla armatürün aynı renk olması girer girmez hemen algılayabildiğiniz bir şey. Bunun arkasıyla ilgili çok olumluyuz biz. Yani şu anda 97 projede numune dairemiz var, yapılıyor ya da. Müteahhit çok mutlu. Demin sizin dediğiniz bağlama gelirse hani bu fiyatı ne yapıyor diye.
Konut fiyatlarında hani hepimizin bildiği bir şerefiye diye bir iş var. Hani havuza yakın oldu, uzak oldu ya da bir uzun bir bina ise kuzeye baktı, güneye baktı, giriş katı oldu, manzarası şu oldu, bu oldu. Bu artı eksi %10 var orada zaten. Dolayısıyla %20 var. Bizimki %2 gibi bir farka sığdığı için bu zaten 10 defa sığıyor. Bir defa da sığmıyor. Ama tabii her gün kullandığınız için yani günümüz dünyasında fiyat işin bir bileşeni. Ama hani en ucuz tişört, en ucuz araba, en ucuz telefon var ama satan da o değil. Dolayısıyla da hayatına değiyorsanız ve hayatı kolaylaştırıp güzelleştiriyorsanız, işte bütün çekmeceleriniz ışıklıysa, renkleri uyuyorsa %2 kimsenin umurunda değil. Evet. Peki şimdi birazcık aslında çeşitlendirmeden konuşalım. Evet, ihtiyaçlar değişiyor dedik ama en çok hangi alanlarda? Şimdi mutfak belki de evde kaldığımız süreçte daha fazla tezgahımızın alanı olsun isteyebiliriz. Çekmecelerimiz büyüsün isteyebiliriz ama buna yönelik ne gibi çalışmalarınız oldu? Hande Hanım, konut sektöründe hani pazarlama jargonuyla konuşursak alfa tüketici yani esas kararı veren kadın. Şimdi hepimizin annesi, eşi, çocuğu birçok hani her erkeğin de etrafı kadın da oldu ama kadının dikkat ettiği kriterleri daha doğru tırnak içinde tespit edebilirsek o zaman tabii tercihi yakalaması o kadar zor değil. Renkleri uyumlaştırırsanız, her yaştaki kadına konforlu olursanız ve özellikle de işlevi atlamazsanız yani ben zeytinyağı dedim ama hep kadında konuşmayalım. Erkeğin de tek pantolonlu gömlek içine saklamazsanız ya da çoraplarını renklerinden ayırırsanız onun hayatına değiyor. O zaman biz orada bir kravatlık, pantolonluk ya da çorap çekmecesi satmış olmuyoruz. Tam tersi bir giyinme deneyimi satıyoruz. Ya da normal bir dolapta 25 ayakkabı depolayabilirken 50 ayakkabı depolayabilirseniz, bunun böyle şeyleri ters açılı rafları, o zaman sahip olduğunuz bütün ayakkabıları, işte siyah ayakkabılar, kahverengi ayakkabılar, spor ayakkabılar gibi, o zaman üstünüze bakıp tüm seçenekleri görüp seçiyorsunuz ve bunu günde minimum bir, bazen iki defa yapıyorsunuz. Her gün yaptığınız bir şey hayatınıza değiyor. Ya da hani bir tane daha örnek vereyim. Giriş kapısına normal bir dürbün koysanız, hepimizin bildiği çocukluğumuzdan beri, gözlüklü birisi için, kısa boylu bir çocuk için, yaşlı birisi için bu konforsuz. Ya da böyle cep telefonu ekranı büyüklüğünde bir ekranı olsa, düğmeye bassanız, kapının arkasını görseniz, bu fark eder mi? Muhtemelen fark eder. Evet, bence bir yandan da aslında zaman tasarrufu sağlamış oluyor. Peki de şunu sormuş olayım. Şimdi birçok evet konsepte yönelik çalışmanız var. Yıl sonu hedefi ne olacak? Ne gibi değişiklikler bekliyor sizin kendi içinizde? Biz bir taraftan müteahhit arkadaşlarımızın iş ortağıyken bir taraftan da mobilya üreticilerinin iş ortağıyız. Yani mutfak, banyo, kapı üreticilerinin. Bu anlattığımız konsepti, renklerin uyumluluğunu, işlevi, her sağlık durumundakine uyumlu ve konforlu olmayı yönettiğinizde o zaman bunun bir hikayesi oluyor. Yani anlattığınız şey işte bu illa hani konut olmasın, bu mutfak konforlu diyebiliyorsunuz ve konfor da evrensel bir doğru. Yani bu mutfak işlevsel diyebiliyorsunuz. Hani yeşil papyon olmayan vardır belki ama zeytinyağı sirkesi olmayan yok. Hani hiçbir ülkede yok. Ve burada da çok büyük bir ihracat işi çıkıyor şimdi önümüze. Yanlış hatırlamıyorsam 9 oldu firma. 9 firmayla beraber bu hafele konsept dediğimiz arkada bunun bir anlaşılır matematiği olan, önde bir hikayesi olan, dinleyen herkesin anladığı yani böyle bizim sektörde doğal kaplama denir. Böyle özel uğraşmanız lazım. Bunun dikişini tutturmanız lazım. Cilasına dikkat etmeniz lazım. Ama tabii bu kadın son kullanıcı bunun rengini algılayabildiği o. Hani ben de arabayı alırken enjeksiyonu ile ilgili bir şey anlatsalar anlamıyorum zaten. Yani çok anlaşılır bir şey anlattığımız için Türkiye'de bu konuda ihracatı da çok geliştireceğimiz fikrindeyim. Yani hatta geliştirdiğimiz fikrindeyim. Başladık ihraç etmeye. Evet, kalite ve tasarım anlamında da aslında birçok alanda olduğu gibi burada da ön plana çıkmış olunacak, değil mi? Şimdi tasarım bizim sattığımız bir şey değil. Ürünleri anlamlandırmak için belirli koleksiyonlarımız var. Burada mimar, iç mimar arkadaşlarımızla onların tasarımı içinde biz bu defa arkada işlevi, konforu, renk uyumluluğunu yönetiyoruz. Mimar rengi seçiyor. Biz de bu defa bütün onun tercihi etrafında bunu düzeltiyoruz. Tabii tasarım çok önemli. Yani tasarım bir birikim, tasarım bir kültür. Yani ve Türkiye'de de gerçekten çok hızlı gelişiyor. Yani ben 20 yıldır bu işi yapıyorum. Yani mukayese kabul etmez.
Yani tabii hepimiz gönlümüz istiyor yani en gelişmiş ülkeler kadar olalım ama yani bu istemek hoş, çabalamak lazım, bir de zaman lazım. Yani her şeyi yapamıyorsunuz. Ekiplerin, aradaki bütün kadroların, imkanların da bir araya gelmesi lazım. Pandeminin gideceği yeri de bilmiyoruz. Yani geçen de öyle bir sohbet oldu. Hani dünyanın en büyük ekonomisi Amerika ve Amerika'nın ekonomik problemi var. Dünya ne yapacak şimdi? Hani Amerika ekonomisine bir şey olursa başka ekonomiye bir şey olmaz diyemezsiniz. Hepsi entegre. Ve yani Amerika şuradan getirdim lafı. 4 firma şu anda Amerika'ya ihracat yapıyor bizim ürünlerimizle. Evet. Peki Sayın Uytun, çok teşekkür ederiz verdiğiniz, aktardığınız değerli bilgiler için. Ben çok teşekkür ederim. İyi yayınlar dilerim. Sağ olun efendim. Hafele Türkiye ve Bölgesi İcra Kurulu Başkanı Hilmi Uytun bizlerle birlikteydi efendim. Değişim zamanını burada noktalayalım.